yapmadık da ne demek? Ne yapıp edip bulacaksınız bana o pilot bozuntusunu? Eritre'deki bağlantılara tekrar ulaşın. Ne istiyorlarsa verin. Bir şekilde konuşturun, sorgulayın. Bu mesele hemen hallolsun. Hangi mesele bu abi? Eritre, pilot. Hira'yla mı ilgili? Gerçekten benim bilmediğim bir şey mi var abi? Annem haklı mı? Suratları beş karış. Ne konuşuyorlar bunlar? Ne demek oluyor bu Nurşa? Annem ne söyledi sana? Annem mutsuz olacağınızdan çok emin. Ben aksini savununca da sen hiçbir şey bilmiyorsun dedi bana. Sonra ben de dikkat ettim. Gerçekten sen de Hira da yeni evli bir çifte göre pek de mutlu gözükmüyorsunuz. Annem için mutluluk sadece onun doğrularıyla mümkün. Eline sağlık. Biliyor musun? Nurşah bizim mutluluğumuzdan şüphe etmiş. Oysa ki benim mutlu olmak için sana bakmam yetiyor. Ben öyle demek istemedim aslında. Aşk tek başına bir mutluluk sebebi aslında. Yine çok güzel yapmışsın. Şimdiye kadar içtiğim hiçbir kahve onun elinden içtiğim kadar lezzetli değildi. Derler ya, insan sevdiğinin elinden zehir olsa içermiş. Ben ikinizden de özür dilerim. Dedim ya mutsuzsunuz demek istememiştim. Sadece... Özür dilenecek bir şey yok. Senin iyi niyetini çok iyi biliyorum ben. Bizi düşündüğün için öyle konuştun. Ama gördüm. Biz mutluyuz. Neyse, ben sizi yalnız bırakayım. Karı koca beraber vakit geçirin o zaman. Yanına.
çabuk mu olacaktı? Bugün evleneceğiz dedi. Allah'ım sen bana yardım et. Yetiştim gelin hanım. Şimdi seni çok güzel hazırlayacağım. Aslında bu hiç abimden beklediğim bir hareket değildi ama işte hayat böyle sürprizlerle dolu. Abim seninle tanıştığımdan beri çok hızlı karar alır oldu. Aşk insanı gerçekten değiştiriyormuş. Bunu anladım. Arayıp da nikah bugün deyince elim ayağıma dolandı. Nasıl? Biraz sade bir şey ama sen de giysen yakışır zaten. Saçını makyajını da yaptık mı? Tamamdır. Her şey harika olacak. Hiç merak etme. Rahatla artık. Geçen sefer yaşanan talihsiz olay yüzünden bu kadar gerginsin biliyorum. Ama bu sefer her şey yolunda gidecek. Abimle evlenmenize kimse engel olamaz. Ne güzel gülüyorum. Sihirliydi ablamın gülüşü. Bugün hayatta olsaydı gerçek bir kutlamaya dönüşebilirdi. Afife Demirhan'ın kilitlerini açan tek bir anahtar vardı da o da sanki ablamın elindeydi. Öyle tesirliydi sözleri. Onun olduğu yerde mutlaka suç sağlanırdı. Kusura bakma, bu mutlu gününde de üzdüm seni. Düşünmeden edemiyorum. Yokluğunu her an hissediyorum. Çok farklı, özel biriydi ablam. Onu sen de tanıyorsun. Bugün burada olsaydı her şeyin bambaşka olacağını tahmin edebiliyorsundur. Gidiyor musun? Şoförü çağırayım. Ben geçerken bırakırım Uşak kızımı. Sohbet ede ede gideriz. Tamam. Yeni evi çiftleri baş başa bırakalım. Bugün yeterince tatsızlık yaşandı. Günün geri kalanını güzel geçirsinler. Annemle ben konuşurum. Sen sadece ben gelene kadar idare et, tamam mı? Bari bu saatten sonra beni düşünme abi. Evliliğinin ilk günü. Tadını çıkar. Günün anlam ve önemine dair bir iki söz söylemezsem içim rahat etmeyecek. Öncelikle ikinize de sonsuz mutluluklar diliyorum. Ve sen Hira, abimin kalbinin kapısını açmakla kalmadın. Resmen kırarak girdim. Bundan hiç umudumuz yoktu. Abimi bu kadar hızlı evliliğe ikna ettiğin için sana minnettarım. Madem Nurşah kızım söyledi, ben de bir iki kelam edeyim.
İnsanın külli kaderinde üç şey değişmezmiş. Ömrü, rızkı, eşi. Sizi birbirinize nasip eden Rabbim bir ömür boyu da mesut etsin. İçinizdeki yükleri boşaltın. Kuşlar gibi gökyüzüne yükselip soluklanın. Aklınızla kalbinizi birbirine yoldaş edin. Yol uzun ve hayli meşakkatli. Sabır, sabır, sabır. Neden atladığını biliyorum. Günaydın. Nurşah. Ne işin var burada? Yüreği görmeye geldim abi. Çok merak ettim. Nasılsın? İyiyim. Sana nasıl teşekkür etsem azdır. Ne desem yetersiz kalır. Eğer sen olmasaydın belki de abim... Allah korusun. Abim evlenmeye karar verdiğini söylediğinde bir bildiğim var demişti. Haklıymış. Meğersem canını bile hiçe sayacak kadar çok seviyormuşsun abimi. Çok şanslısın abi. Hira sayesinde hepimiz çok şanslıyız. Cesaretin bana da güç verdi biliyor musun? Sevdiklerimin iyiliği için iyi ve güçlü olmam gerektiğini anladım. Artık iyi olacağım. Yani sadece abimi değil, beni de kurtardın. Nurşah, bırakalım da dinlensin biraz, olur mu? Haklısın, gidiyorum. Bu arada nişan istemediğimiz bir şekilde sonuçlandı. Ama nikahınız harika olacak. Merak etmeyin, hepsiyle bizzat ilgileneceğim. Hadi gel, ben seni geçireyim. Eve dönmeni dört gözle bekliyorum. Çabuk iyileş. Abim evlenmeye karar verdiğini söylediğinde bir bildiğim var demişti. Haklıymış. Meğersem canını bile hiçe sayacak kadar çok seviyormuşsun abimi. Silahın önüne neden atladığını biliyorum. Daha başka bilmediğim kim bilir neler var. Ama hepsi ortaya çıkacaktır zamanla. Ne yapıyorsun burada?
Afife Hanım'ı sinirlendirmemek için göz önünde olmasam daha iyi olur diye düşündüm. O yüzden buraya geldim. Gel benimle. Kira. Neler yaşadın? Ne kötü günler geçirdin kim bilir? İnan tahmin bile edemiyorum. Annem ne derse desin, ne düşünürse düşünsün, benim seninle alakalı düşüncelerim asla değişmeyecek. Biliyoruz canım, merak etme. Değişen hiçbir şey olmayacak hayatımızda. Benim de temennim bu yönde. Sonra konuşuruz. Nihan'la nasıl tanıştınız? Çalıştığım yerde benim gibi başka köleler de vardı. Normalde kimse bizimle ilgilenmez. Sonra bir gün köleleri, fakirleri ücretsiz tedavi eden bir doktorun adını duyduk. İhan. Yarın holdinge geldiğimde tüm raporları masamda istiyorum. Köleler hastalansa da doktora gitmelerine izin verilmiyordu. Hastalanan kölelerin ona ulaşmasına yardım etmeye başlamıştım. O sırada tanıştık. Kendini insanlara yardım etmeye adamıştı. Oraya gitmesi bir hataydı. Hiç istemedim. Köle olarak nasıl bir yerde yaşıyordun? Tamam. İyi çalışmalar herkes. Abi sana bir haberim var. Annem galiba hatasını anladı. Nereden anladın? Hira ile baş başa oturup sohbet ediyorlardı. Annem. Baş başa konuşuyorlar. Hı hı. Hem de son derece sakin bir şekilde. Kızmadan, laf sokmadan. Ne dersin? Belki de anneme yaptığım konuşmalar işe yaramıştır. Anne ne dedin? Denmesi gerekeni. Anne, biliyorum çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorsun. Ama Hira'nın geçmişi, onun köle olması neyi değiştirir? Söylerken bile utanıyorum. Bu çağda nasıl bir vicdansızlıktır aklım almıyor. Bir insan nasıl eşya gibi alınıp satılır? Bir insan nasıl böyle bir kötülük yapılır bilmiyorum. Abinin sayesinde o kötülük bizim evimize kadar geldi. Hira iyi bir insan. Başına gelenler yüzünden onu suçlayamayız. Başkalarının kötülüğü yüzünden onu yargılamaya hakkımız yok. Hem abimin mutluluğunun senin için hiçbir bir önemi yok. Ben size hiçbir bir şey öğretemedim. Mesele onun, o kölenin iyi olup olmaması değil. Bu o... köle sınıfından insana da iyilik değil. Ne o bize uyabilir, ne de biz ona. Anladın mı? Onun gibi biri bizim itibarımızı zedelemekten başka bir işe yaramaz. Bizim bir itibarımız, şerefimiz, ismimiz var. Hira gibilere acırsan sen de acınacak duruma düşersin. Ben böyle bir yakımın olmasına asla izin vermeyeceğim. Herkes kendi sınıfına göre davranacak.